Merhabalar. Şimdi suyun şifalandırması ile alakalı bu videoyu çekmek için kendimi biraz mecbur hissettim, sorumlu hissettim. Çünkü çok güzel geri dönüşümler var. Bir de beraber yapmak istediğini söyleyen çok güzel katılımcılarımız da oldu. O yüzden şimdi buradan sesleniyorum. Sevgili Güler Konuk, Rabia D, Ayla Karatepe, Hilal XYZ, Semra Peker, Peri Duman, Feza Özevran. Evet, hepinizi şu anda ekran karşısında bekliyorum. Bu kodlamayı hep beraber sizlerle yapalım. Şimdi, tabii ki her şeyden önce suyla alakalı size biraz bilgi vermek istiyorum. Bir kere rahatsızlıklarınızdan tamamen kurtulmak için içtiğiniz suyun şifa gücünden faydalanmaya her şeyden önce bir niyet etmek gerekiyor. Su bütün evrenin ve kainatın başlangıç noktasını oluşturuyor. Şimdi bedenimizin %70'i su. Ama beyinle birleştiğinde bu su anlam kazanıyor. O zaman inanın bana H2O olmaktan çıkıyor. Ve ona hangi dalga boyunu yüklerseniz o frekansa bir kere bürünüyor. Moleküler yapısı dönüşüyor. Bedene şifa katıyor. Evet, su gerçekten şifa. Ancak şu an çeşmelerimizden akan su için aynı şeyi maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü bize ulaşana kadar o kadar fazla işlemden geçiyor ki ve doğal olarak doğallığını maalesef yitiriyor. Şimdi zihninizden bütün kuşkularım, korkularım arınsın, bedenim bunlardan temizlensin diyerek böyle bir düşünceyi geçirip suyu içtiğinizde İnanın bana o kesinlikle şifa. Çünkü sözlerle suya frekans yüklemiş oluyorsunuz. Düşündüğünüz anda beyin onu tanımlayarak bir dalga boyu yayıyor. Ve sen suya doğru bakarak bunları söylediğinde kayda alıyor. Suyu karşınıza alıp ona bakarak konuşmanız gerekiyor. Bütün bunlar düşünülerek içildiğinde bedenin ihtiyacı olan bir işleve bürünmeye başlıyor. İşte huzura kavuşmak, dertlerden kurtulmak için önce derin bir nefes alın, yaşam enerjinizi bedeninize aktarın, sonra da bu düşüncelerle suyu içerek şifa bulmanız mümkündür. Hani bizlerde anneanneler, nineler, annelerimiz yapardı ya, işte suya dua okur, şifa olsun kızım diye, şifa olsun yavrum diye içirirlerdi. Kendileri de içerdi. İşte aslında sanki bilinçaltlarında bir şeyleri biliyorlar gibi, değil mi? Eskiler bir şeyleri biliyormuş. Bizler yarın için düşüncelerimizi, niyetlerimizi ve dileklerimizi bir kağıt bardağın üzerine yazıp suyu bunlara tezahür etmesi için yardım alabiliriz. Mesela nedir? Suyunuzun üzerine şöyle yazabilirsiniz. İşte yarın şaşırtıcı şekilde yaratıcı olacağım ve sevgiyle parıldayacağım gibi. Bunu bir kağıda yazıp bardağınızın üzerine koyabilirsiniz. Ben daha önce böyle bir yazı yazmıştım kağıda. İşte onu lastikle tutturmuştum. Veya şöyle bir şey de olabilir tabii ki. Ne derler? İşte yarın filanca durumum ile zorluğumu çözmeyi diliyorum gibi. Bunu tam bir zihinsel berraklık ve şükranla yapmanız gerekiyor. İşte bunu şükranla yaptıktan sonra suyun yarısını için ve suyun büyük bir yoğunluğu ile yansıtsın ve evrene büyütücü bir anten olarak davransın. Ve bu davrandığını bilerek sizler uykuya dalın. Siz kodlayın suyunuzu, yarısını için, yarısını da başucunuza koyun. Ve sizin niyetiniz içtiğiniz suyun koduyla beraber evrende anten görevi yapsın ve o frekansları arasın, bulsun ve size çeksin. Bedeninizdeki içtiğiniz su var ya, sizin niyetinizi taşıyor. Ve her şeye bağlı olan bu bardakta kalan su ile de bağlantılı. Ve mesajınızı evrene göndermenize yardım ediyor. İşte onun yapısı düşüncenizi gerçekten değiştiriyor. Ve bu bilim tarafından da kanıtlandı. Siz uyurken
bilinçaltı zihniniz hem bedeninizdeki suyla hem de bardaktaki suyla iletişim kurmaya devam ediyor. Ve sizin konsantre olduğunuz şey her neyse işte onun yapısını değiştiriyor. Sabahleyin uyandığınızda ve bardakta kalan suyu içtiğinizde tam tamına siz hayallerinizi içiyor oluyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi ne dedik? Suyun hafızası var değil mi? Mesela benim endişelerimi temizlesin düşüncesiyle içilen su bedende bu komutu yerine getiriyor. Uygulaması aslında çok kolay. Aslında mavi bir cam şişeye ihtiyacınız var. Benim mavi cam şişemi ben kodlayıp bir arkadaşıma şifa niyetine verdiğim için şu anda size gösteremiyorum. Bugün de çekimi ertelemek de istemediğim için maalesef size o mavi cam şişemle o uygulamayı yapamıyorum. Ama elindeki sürahiyi mavi bir cam şişe olarak düşünün. Ve içinde de su. Şişeyi temiz bir su ile doldurun. Bu arada şişenin kapağı asla metal olmasın. Güneş görecek bir yere koyup en az birkaç saat bekletin. Bekletip aldıktan sonra niyetinizi yapıp su içiyorsunuz. Tek yapmanız gereken her kullanımda suya niyetinizi yüklemek. Yani kodlamak. Mavi rengin enerjisi aslında bizi dengeliyor. İşte kan basıncını ve kalp hızını azaltıyor. Ve tüm organizma üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip. Yani biraz böyle bir nevi rahatlama veriyor, stresi çözüyor. Tabii dolayısıyla su da sakinleştirici etkisini yansıtacak. Benim mavi şişem yok diyorsanız, yani mavi şişe satın almak çok kolay. Çok pahalı bir şey değil ama benim mavi şişem yok diyorsanız illa mavi şişe şart mı? Hayır değil. Önemli olan sizin enerjinizi yüklediğiniz şey. Her neye enerjinizi yüklerseniz o sizin gerçekten anlamlı bir hale gelir. Şimdi Fransız bir bilim adamı var. Adını da bir türlü söyleyemiyorum aslında. Neydi? Doktor Jacques sanırım. Evet, Fransız. Kedilerim o kadar hızlı geçtiler ki burada. Bilmiyorum, tam söyleyebilmişimdir inşallah. Bu bilim adamı, doktorumuz araştırmalarda DNA hücrelerinin belli bir frekansta foton, yani bir ışık yaydığını, bir de tabii farklı hücrelerin farklı frekansa titreştiğini, farklı titreşimdeki iki hücrenin de böyle yan yana geldiğinde yeni bir frekans oluşturup birlikte bu frekansta titreşmeye başladıklarını ve elektromanyetik dalgalar ile de böyle bir ışık hızında yolculuk ettiğini keşfetmiş. Ve tabii 1980'lerde sanırım başlattığı çalışmalarda suyun hafızası olduğunu aslında anlamış. Tabii suya bir madde ekleyerek bunu 1 milyon kez sulandırmış mesela. Ve özel bir alet ile aşırı hızda karıştırarak o maddenin yok olacağını tahmin etmiş. Ama hala maddenin suda mevcut olduğunu görünce deneylerini defalarca, milyonlarca kez sulandırarak devam etmiş. Ancak ne kadar sulandırırsa sulandırsın, suyun içinde en başta eklenmiş olan o maddenin yok olmadığını görmüş. O zaman suya yüklenen maddeyi bir şekilde hafızaya kaydettiğini anlamış. Bir başka deneyinde de suya zehir yerine sadece zehrin frekansını yüklemiş. Ve aynen zehrin kendisi gibi, sanki zehir kendisi eklenmiş gibi içine koyulan sinekleri de öldürdüğünü tespit etmiş. Yani bundan daha ötesi var mı? Şimdi gelelim suyumuzu kodlamaya. Frekansı yükselterek suyu kendi dileğine kodlayarak şifalanmayı nasıl yapacağız? Şimdi her şeyden önce ben burada iki tane su getirdim. Bir sürahi, bir de bardak. Ben sürahiyi bütün ailemin içmesi için, bunu da kendim için kodluyorum. Tabii bu başka bir şişede olabilir sizin için. Bardak da olabilir. Ben sembolik olarak bardağı getirdim. Bu aslında bir şişe olabilir. Ben bir tane damacanaya kendi niyetime kodlama yapıyorum. Diğer damacanaya da ailem için kodlama yapıyorum. Onların sürahileri ayrı. Onlar o damacadan
damacanadan su içiyorlar. Ben kendi kodladığım damacanamdan su içiyorum. Şimdi, diyelim ki siz ailenizle alakalı genel bir kodlama yapacaksınız. O yüzden ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Suya bir kere net bir temasla bakmanız gerekiyor. Suya bakarak, içten derin bir nefes alarak. Oh. Ve şükürler olsun. Şimdi, bilinçsiz ürettiğimiz tüm negatifleriyle bağlantılarımızın sonlanmasını, anlamsız ve gereksiz yüklerin yaşamımızdan çıkarak rahat ve huzur içinde yaşam enerjimin en ideal halde devam ettiğini, neşe ve refah dolu günler içinde mutlu yaşamaya niyet ediyorum. Ve 1 1 3 4 7 6 9 8 0 0 8 6 6 9 9 7 9 1 9 9 5 4 7 2 6 6 9 1 7 8 norm kodlarını sevgiyle aktive ediyorum. Bizlerde mevcut olan koruyucu frekansımızın yükselerek en ideal hale gelmesine, yaşamımıza negatif etki eden ve edebilecek olan bilinçli ve bilinçsiz negatif tesirlerin bloke edilerek erişimsiz olmasına niyet ediyorum. Bunun için de 6, 8, 9, 6, 6, 3, 5, 3, 3, 2, 4, 7, 1, 2, 9, 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 3, 3, 3. Koruyucu ve yansıtıcı frekans kodlarını aktive ediyorum. Aktifleştirdim. Öyle de oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle kabul ediyorum. Ve bu uygulamanın üzerine 7 tane ayetel kürsü okuyun. İşte suyunuz aileniz adına, aile fertleriniz adına kodlanmış oldu. Bunu artık herkes içebilir. Yine ayetel kürsüyü de okuduktan sonra. Ve bu şişe işte bitmeden içinde bir parmak bile su kalsa yeniden su ilave edin. O zaten sizin aktifleştirdiğiniz ve kodladığınız su frekansları diğer suyla zaten bütünleşeceklerdir. Şimdi bu çalışmayı dediğim gibi hepiniz ailemiz için yaptık. Peki kendi niyetimize yapacaksak nasıl olacak? Onu da şöyle söyleyelim. Burada sadece doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak gireceksiniz. Ve doğum tarihinizde eğer sıfır varsa onu kullanmıyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Derin bir nefes alıyoruz. Önce sakinleşmeyi ve dinginleşmeyi bekleyin. Ve sonra suyunuza bakarak, bilinçsiz ürettiğim tüm negatifler ile bağlantılarımın sonlanmasını, anlamsız ve gereksiz yüklerin yaşamımdan çıkarak rahat ve huzur içinde yaşam enerjimin en ideal halde devam ettiği neşe ve refah dolu günler içinde mutlu yaşamaya niyet ediyorum. Şimdi doğum tarihinizi burada söyleyeceksiniz. Mesela benim 14.03.1969. Buradaki sıfırı söylemeden şu şekilde kodluyorum. 1, 4, 3, 1, 9, 6, 9. Sonra devam ediyorum. 1, 1, 3, 4, 7, 6, 9, 8, 0, 0. 8, 6, 6, 9, 9, 7, 9, 1, 9, 9. 5, 4, 7, 2, 6, 6, 9, 1, 7, 8. Norm kodlarını sevgiyle aktive ediyorum. Kendimde mevcut olan koruyucu frekansımı yükselterek en ideal hale gelmesine, yaşamıma negatif etki eden ve edebilecek olan bütün bilinçli ve bilinçsiz negatif tesirlerin bloke edilerek erişimsiz olmasına niyet ediyorum. Bunun için de 6, 8, 9, 6, 6, 3, 5, 3, 3, 2, 4, 7, 1, 2, 9, 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 3, 3, 3.
koruyucu ve yansıtıcı frekans kodlarını aktif ediyorum. Aktifleştirdim, öyle de oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle kabul ediyorum. Ve bu uygulamanın üzerine de 7 ayet-i kürsüyü okuyoruz. Şimdi, tabii bunlarla beraber sizin yapmanız gereken, mesela sadece frekans kodlarımı yükseltmek değil, ben maddi manevi hastalıklarımla ilgili de kodlamalar yapmak isterim diyorsanız, o da çok kolay. Bir Rus matematikçi Gregory'di sanırım. Kitabında anlattığına göre sayıların da gerçekten şifa yöntemleri var. Hastalıkları yenmek bunlar için de çok mümkün. Zaten onun için de hiçbir bu norm kodlarını yüklemenize gerek kalmadan sadece su dolu bir şişeyi alıyorsunuz ya da bardağı alıyorsunuz. Üzerine o kodu yazıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Sadece o kadar. Ve sonrasında o suyu içiyorsunuz. Mesela ben biliyorsunuz bir hem kalple alakalı hem de bu yaz bir kanser riskiyle mücadele ettim. Kanser riskinin olduğunu öğrendiğim yazın başında ben hem kanserle ilgili hem de kalple ilgili kodları şişeme yazdım. Kağıda. Onu da lastikle şöyle bir tutturdum. Zaten ilk etapta bir tane veya en fazla üç tane, yani üç farklı konu alarak suya frekans yükleyebilirsiniz. Ben yaptım ve biliyorsunuz geçen ay bunun için tekrar Ankara'ya hastaneye doktora gittiğimde kanser hücresinin olmadığını öğrendim. Bu ailemde ve bende çok büyük bir heyecana ve şevke neden oldu. Kalple alakalı da bazı çalışmalar yapıyorum ve doktorlarım o yüzden belki de mucize, sizin hayatınız gerçekten mucize, tıp sizi kabul etmiyor Filiz Hanım diyorlar. O yüzden deneyin. Sadece inanın, yürekten inanın, inanarak da gerçekten deneyin. Olacaktır. Sevgiyle kalın.